Piyanist bana bırak. Merhaba dostlarım, ben Neo. Beni özlediniz biliyorum. 3 gündür yoktum sadece. İyi bir tatil, bunu hak ettim. Köydeyim, ağlamayın. Bugün sizlerle Lembo amına kodumun YouTuber'larla yattıkları yerden para kazanıyor ha diyen insanlar hakkında konuşacağız. Geçen yine bir video çıktı karşıma. Televizyon sektörünün bitmesine ağlayıp YouTube'da tutunamayan bir geri zekalı bütün YouTuber'lar çöp demiş. Bizim en kaliteli içeriğimiz televizyonun yanından bile geçemezmiş. Bu cümleyi kurdu ya, evde kahkaha patlattım. Çünkü tam tersini düşünüyorum. Arkadaşın YouTuber bilgisi sanırım sadece slime videoları yapan veya saçma sapan kışkırtma videoları yapan insanlardan ibaret olduğu için kaliteli kanallara mesela bize denk gelmemiş. Bu herif hakkında apayrı bir video yapacağım için şu anda koymuyorum. Kısacası demiş ki YouTuber'lar bizden çok kazanıyor ki öyle bir şey kesinlikle yok. İnfluencer'lar şunu yapıyor, influencer'lar bunu yapıyor diye zırvalayıp durmuş. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar, bu videoyu yaparken sanki bütün YouTuber'ların avukatıymışım gibi algılanmak istemem. Kimsenin avukatı falan değilim. Hatta beni uzun zamandır takip edenlerin bileceği üzere en çok YouTuber'ları eleştiren kanal olabilirim. %99'undan nefret ediyorum. Çünkü akıllara zarar kötü içerikler var. Bunu bilmek için zaten evliya olmaya çok üstün biri olmaya gerek yok. Bunun herkes farkında. Bu videoda sadece insanların anlamak istemediği bir nokta hakkında konuşacağım. Öncelikle şunu bir kabul etmemiz lazım. Çoğu kişi oturduğu yerden para falan kazanmıyor. Oturduğu yerden para kazananlar yok mu? Tabii ki var. Fakat bunlar bir elin parmağını geçmez. Birkaç tane örneğe bakarak sanki bütün insanlar böyleymiş gibi bunu genele yayamazsın. Kaldı ki bunlar bile zamanında düzenli video atan insanlar. Mesela Enes Batur şu anda aylık izlenmesi muazzam durumda video atmamasına rağmen. Neden? Çünkü zamanında 7-8 yıl boyunca bu çocuk her gün düzenli olarak video attı ve zamanında ektiği meyvelerin tohumlarını şimdi yiyor. Ya da tohumların meyvelerini şimdi yiyor. Evet, tohumların meyvelerini yiyor. Oturdukları yerden para kazanıyor. Çok bir emek vermeden para kazanıyor dediğiniz insanların hepsi, bakın istisnasız bir şekilde hepsi bir kitle oturtmuşlar. Artık ne yaparlarsa yapsınlar zaten izleniyorlar. Çünkü insanlar merak ediyor. Ortada ciddi anlamda geçen senelerden bahsediyoruz. Böyle 2 tane video atayım, para kazanayım, işte okumama bile gerek yok falan. Ya sen nereye para kazanıyorsun? Bu şekilde hayaller kurup hayalleri suya düşen binlerce insan var. Belki milyon bile olabilir. İlk attığım videoları sadece ben izliyordum. Ben 5 izleniyordu. O da zaten kaç izlenmiş diye bakarken oluyordu. Hiçbir şeyden para kazanmanın kolay olmadığı gibi sosyal medyadan da para kazanmak o kadar kolay değil. Ha şerefsiz olursun, yavşak olursun, götün önde gideni olursun. Çok affedersiniz, bunu söylemem lazım. Namus bekçiliği olarak algılayın, umurumda değil. Kıçını başını açarsın ve bunu insanların cinsel dürtüleri için yaptığın bellidir. Sen öyle olmak istediğin için değildir. Burada kıç baş açmaktan kastımın da ne olduğunu gram zekası olan insanlar zaten anlıyor. Kameranın önüne geçip ne bileyim bir yerlerini gösterip aha bak benim memem var diyen yayıncılar gibi. Çoluk çocuğun mastürbasyon malzemesi olmayı göze alırsın. Sanal eskort olursun bir nevi. Kazanırsın. Hızlı bir şekilde yükselebilirsin. Ya da bu göt oğlanı gibi kadınları metalaştırarak, kadınları bir obje gibi göstererek böyle yok şununla beraber oldum, bununla beraber oldum diye videolar yaparsın. Evet, hızlı bir şekilde yükselebilirsin. Diğerlerine nazaran birazcık daha kolay kazanabilirsin. Birazcık dememin sebebi şu. Bunu yapmak bile zor. Hayatlarını bitiriyorlar bence. Ben evlenip bu insanların çoluk çocuk sahibi olduklarında nasıl bu durumu açıklayacaklarını gerçekten bilmiyorum. Evlenip çoluk çocuk sahibi olmaya da gerek yok. Şu videoları yapıp normal yaşantılarına nasıl devam ediyorlar bilmiyorum. Midenizi sikeyim. Midenizi sikeyim demişken ya Turabey bak tamam. Bak küfür etmeyeceğim. Sakinim, gayet sakin. Şu hareketlere bakar mısın? No, Allah rızası için şu hareketlere bakın ya. Ya çıldıracağım. Şu hareketlere bak ya. Ya kaç yaşında adamsın? Hiç mi utanman, arlanman yok şu hareketleri yaparken ya? Acun başımıza bela etti seni. Uzun lafın kısası, iki ucu da boklu değnek. Böyle sandığınız kadar kolay falan değil dostlarım, emin olun. Eğer herhangi bir işten para kazanmak söylenildiği kadar kolay olmuş olsaydı herkes yapardı. Bizim Türkler ekstra yapardı. Bir iş olacak, çok fazla para kazanacakları bizim Türklerin ve çok kolay olacak bu iş ve yapmayacaklar. Ya millet işi gücü bırakıp merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz derdi ki normal iş yapan insan olmazdı. Kendini rezil etmeden olgun bir şekilde içerik üretip para kazanmak gerçekten çok zor ve çok zaman alan bir durum. Benim Atakan diye bir arkadaşım var. 1-2 aydır YouTube videoları çekmeye çalışıyor. Geçen hafta arayıp bu işten para kazananlara saygım arttı falan diyor. Video yapma, video yükleme, editleme, fotoğraf ayarlama vesaire. Videoyu yüklemek bile ekstra uğraş. En sevmediğim şey o. O yüklerken o bekliyorum ya o ekranı, deliriyorum. Ve bu arkadaşım sadece oyun videoları çekiyor. Eğer siz de bu kadar kolay olduğunu düşünüyorsanız dostlar, YouTube kanalı açmak çok kolay. YouTuber olmak çok kolay. YouTube kanalı açtığınız anda YouTuber'sunuz. Bu kadar. Hemen açıp video yüklemeye başlayabilirsiniz. Millet şey zannediyor, videoları yükler yüklemez banka hesapları böyle parayla dolup taşacak zannediyor. Dolan yok mu? Tabii ki var. Ama dediğim gibi milyon dolar kazanan insanlar da var da yani bunlar 3-5 kişi. BMW i8'i olan, yüzlerce evi olan insanlar da var ama bunları bunları genele yayamazsın. Şeref yoksunu televizyoncular da zaten o yüzden hep buradan vuruyor işte. YouTuber'lar çok kazanıyor. YouTuber'lar villalarda oturuyor. YouTuber'lar şöyle. YouTuber'lar BMW i8'lere biniyor. Ya gözünü seveyim, kaç tane böyle insan var ya. Ve tekrar söylüyorum, evet YouTube'da para var. Benim bahsettiğim şey sanıldığı kadar kazanmanın kolay olmadığı. Bu işin içinde olan bir insan olarak size en iğrenç tarafından bahsedeyim. Sürekli yeni bir şeyler yapmanız lazım. Mesela 9-5 çalışan bir insan belli bir yerde belli bir iş yapıyor diyelim. O insanın aşağı yukarı ne yapacağı bellidir. En azından büyük bir çoğunlukta, ama yani bu işi yapıyorsanız ne yapacağınız belli olmuyor. Sürekli kafanızın bu yönde çalışması ve ne yapabilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Yoksa belli bir süreden sonra kitlede düşüyor, izlenmeler falan derken zaten para kazanamıyorsunuz. Sosyal medya hayatınız bitiyor. Sosyal medyada her ne kadar para olsa da, her ne kadar normal bir işe göre işte okumaya göre falan daha erken para kazanıyor olsanız da çok rahat bir şekilde ayağınızı kaydırabiliyorlar. Bir sürü böyle kanal var. Tanıdığınız da vardır zaten eminim. Bununla alakalı ölen YouTube kanalları diye bir video bile yapmıştım. Bir zamanlar deli gibi izlenip şu an izlenmeleri yerde olanlar. O video bile yeterince ibret verici. Benim gördüğüm kadarıyla insanların sosyal medyadan para kazanan insanlara tahammül edememesinin iki büyük sebebi var. Birincisi kendi işsizlikleri ve hayatları. Kendi işsizliklerinden kastım şu. Mesela ben hiçbir doktor veya öğretmenin bununla alakalı içerik paylaştığını veya bunlarla uğraştığını görmedim, veya bir mühendisin. Adamın veya kadının umurunda bile değil. Şu kadar kazanıyor, bu kadar kazanıyor falan umurunda değil. Kendi içlerine güçlerine bakıyorlar. Sevdikleri YouTuber'ları da takip ederek hayatlarına devam ediyorlar. Ama bir insan hayatından memnun değilse veya iş yerinde hak ettiği ilgiyi almıyorsa direkt bunu sosyal medyadaki influencer'lara atıyor. Biz şunu yapıyoruz, onlar kadar kazanamıyoruz. Ya güzel kardeşim, Türkiye'de zaten herhangi bir işi yaptığın zaman hakkını alamıyorsun. Biz de emin ol hakkımızı alamıyoruz. Biz de hakkımızı alamıyoruzdan kastım şu: normalde yurt dışında içerik üretmiş olsaydınız Türkiye'deki içeriğe göre 25-30 kat daha fazla para kazanırdınız. Mesela atıyorum burada 1000 izlenme başına 1 TL kazanıyorsun diyelim. Yurt dışında 1000 izlenme başına 25-30 TL kazanıyorsun. Arada 25-30 kat fark var. Türkiye'de zaten yaptığın işin karşılığını alamıyorsun ki hiçbir işte bunu alamıyorsun. Bunun influencerlarla ne alakası var? YouTuber'larla ne alakası var? Benim bu izlenmelerim yurt dışında olmuş olsaydı benim şu anda 35 tane villam, 35 tane arabam vardı. En lüks kategoride. Ama hiçbirisi yok mesela. 35'te biri bile yok. İnsanlar nefretlerini kusacak bir yer buluyorlar ve onlara kusuyorlar. Ve tekrar söylüyorum, bok gibi içerik üretenlere ben de karşıyım. Bu arada YouTube kanalları bence şu anda zaten bir nevi televizyon. Bu mesela benim kişisel kanalım. Video paylaşıyorum. İnsanlar bunu izliyorlar ve herhangi bir televizyon kanalından çok da büyük bir farkı yok. Tek farkı saatler belli değil. İstediğim gibi video atıyorum. İstediğim zaman atmıyorum. Bir düzen yok. Bir patronumuz yok. Her an her türlü video ile karşılaşabiliyorsunuz. Güzel olan tarafı da zaten bence bu. Neyse dostlarım ya, daha fazla bu Turabey videoyu burada sonlandıralım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Merak ettim kafa yapınızı. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. Ben kaçayım artık. Sonraki videolarda görüşmek üzere.